Dördüncü sınıf matematik dersi ardışık sayılarda toplamayla ilgili konu anlatımını birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, ardışık sayılar, ardışık çift sayılar, ardışık tek sayıların tanımına ve örneklerine bakalım öncelikle. Arda arda sıralanan sayılara ardışık sayılar denir. Mesela 1 ve 2 sayısı arda arda sıralıyorum. Ardışık 2 tane sayı. 3'ü de eklersem ardışık 3 sayı olur. 4'ü eklersem ardışık 4 sayı olur. Arda arda gelmesi gerekiyor ardışık sayı olması için. Mesela şuraya bir çizgi çektim. 51, 52, 53. Arda arda gelen 3 tane sayı. Veya da ne olsun işte 116, 117, 118 ve 119. Arda arda gelen 4 tane ardışık sayımız. Ardışık olabilmesi için birer fark aralıklarla gitmesi gerekiyor. İkinci sayı birinciden bir fazla. Üçüncü sayı bir öncekinden bir fazla. Her sayı bir öncekinden bir fazla olması gerekiyor. Diğerine bakıyorum. Bir de ardışık çift sayılar var. Arda arda sıralanan çift sayıları ardışık çift sayılar dedik. Mesela 2, 4 ve 6. Arda arda sıralanan 3 çift sayı. Ardışık çift sayıdır bu. 3 çift sayıdır. Ya da ne olsun? 32, 34, 36, 38. Arda arda sıralanan ardışık 4 çift sayıdır. Ya da 150, 152, 154, 156, 158. Burada da 150'den başlamış ardışık 5 çift sayı. Arda arda sıralanan tek sayılara ise ardışık tek sayılar denir. Mesela 1 ve 3 arda arda sıralanmış 2 tane tek sayı. Dikkat edin, çift sayılarda da tek sayılarda da bir önceki sayıdan 2 fazladır. 4 2'den 2 fazla, 6 4'ten 2 fazla. 34 32'den 2 fazla, 36 34'ten 2 fazla. Değil mi? Bir önceki sayıdan 2 fazla. Burada da yine aynı mantık. Yalnız sayıların tek olması gerekiyor. 1, 3, 5 ardışık 3 tek sayı. Ya da 21, 23, 25, 27, 29. Bakın burada da ardışık 5 tek sayı var. 21'den başlıyor, 29'da bitiyor. Ya da işte 269, 271 ardışık 2 tek sayı. 269 ve 271. Dikkat ettiysen ardışık tek sayılarda da çift sayılarda bir önceki sayıdan 2 fazladır. Şimdi bunların tanımına baktıktan sonra toplamlarına bakalım. Bir sorumuz var. 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 arda arda sıralanan sayılar işleminin sonucunu bulalım. Yalnız öğretmeniniz sizden bu soruları der ki kısa yoldan yapınız. Tutup da bize tane toplama yapıp da sonuca ulaşırsanız olmaz. Bunu kısa yoldan yapılışını ister sizden. Şöyle yapalım sevgili öğrenciler. Bakın burası ortadaki sayı. Ortadaki sayı çok önemli. 14 yerinde kalsın. Ben buradan 15'ten 1 çıkartıyorum. Ne kalır geriye? 14 kalır. Çıkartın 1'i 13'ün üzerine ekliyorum. Burası da yine 14 oldu değil mi? 16'dan 2 çıkartıyorum. Ortadaki sayıya eşitleyeceğim. 14 olur. Çıkarttığım 2'yi 12'nin üzerine eklersem etti sana 14. Bakın sevgili öğrenciler, burada birinci 14'üm, ikinci 14'üm, üçüncü 14'üm, dördüncü 14'üm ve beşinci 14'üm var. Ya 5 tane 14 var burada. Kısa yoldan yapalım. 14 ile 5'i çarparak bu işlemin sonucunu kısa yoldan yapacağım. 14 çarpı 5 de 70 eder. Ardışık sayılardaki toplamayı kısa yoldan bulmak için terim sayısıyla ortadaki sayı çarpılır. Terim sayısı, birinci terim, ikinci terim, kaç tane sayı varsa onu söylüyor terim olarak. Dördüncü terim ve beşinci terim. Beş tane terim var. Ortadaki sayımız da 14'tür. 5 ile 14'ü çarpıp 70'i bulabiliriz. 5 terimli bir ardışık sayılarda sevgili öğrenciler ortadaki terim 3'tür. Ortadaki terim 3 ne diyor? Ortanca terimli sayı adedi. Kaç tane sayı var burada? 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı var. Ortadaki sayıyla sayı adedini çarparsan ardışık sayılarda toplamayı kısa yoldan yapmış olursun. 1, 3, 5, 7, 9'a baktığım zaman ardışık tek sayılar, ortanca terim. Tek sayılarda da aynı yöntemi uyguluyoruz. Ortadaki sayımız 5 burada. 5 ile 5 tane ortada 5 tane terim var. Yani 5 sayı var burada. 5 ile 5'i çarpıp 25'i bulabilirim. Öğretmeni size böyle bir alıştırma etkinlik ya da yazılıda sordu. Kısa yoldan yapınız dedi. Toplama yerine çarpmayla bunu yapmanız gerekiyor. Ortadaki terimiz 5, sayı adedimiz sevgili öğrenciler 5. 5 ile 5'i çarpıp 25'i kısa yoldan toplamını bulabiliriz. Bir de kontrol edelim. 9'u, 7'yi, 5'i, 3'ü ve 1'i topluyorum. 9, 7 daha 16, 5 de burada, 21, 3 de burada, 24, 1 de burada,
25'i bulabilirim. Ama kısa yoldan dediği için sizden bu şekilde toplamanı değil, çarparak istiyor. Çift sayılardaki mantık da yine aynı şekilde 20, 22, 24, 26, 28, 30 ve 32'nin benden toplamını istiyor. Ortanca terimi bulmam gerekiyor. Ortanca terim 26. Çocuklar bazen sayılarda ortanca terim olmaz. Onu da göstereceğim size. Yani ortadaki sayıyı bulduktan sonra sol tarafında ve sağ tarafında sayı adedi olarak aynı sayılar olması gerekir. Burada 3 tane sayı var, burada da 3 tane sayı var. O zaman ben bunu ortanca terim diyebilirim. Buradaki ortanca terimim 26. Kısa yoldan yapmak istiyorsam bu ardışık çift sayıların toplamını kaç tane sayımız var? Bakın 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ortadaki terimle terim sayısını çarparsam, hani terim sayısı dedi buradaki 7 tane sayının olması. Çarparsam sonuca kısa yoldan ulaşabilirim. 7 kere 6 42'nin ikisi elde var 4. 7 kere 2 14. 4 de elde 18. 182 işlem sonucu olur. Buradaki sayıları toplamamızı istiyor bizden. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 sevgili öğrenciler. Ortadaki sayı bulalım. 8 diyor bana ortadaki sayı için. Hayır, 8 yanlış. Neden? Çünkü 8'in sağ tarafında 2 tane sayı var. Sol tarafında 3 tane sayı var. Olmadı. 6 diyor bana bu sefer de. 6 da olmadı. 6'nın sol tarafında 2 tane sayı var. Sağ tarafında 3 tane sayı var. 8 olmadı, 6 olmadı. Bunların ortası yok sevgili öğrenci. O zaman başka bir formülü kullanmam gerekiyor. Bu formülü kullanabiliriz. İlk sayı artı son sayı çarpı sayı adedi bölü 2 sevgili öğrencilerim. İlk sayıyla son sayı topla. Sayı adediyle çarp. Daha sonra da bunu 2'ye böl diyor bize. Bakın bu formülü şöyle yapalım. Şimdi biz 2, 4, 6, 8, 10 ve 12'yi baştan küçükten büyüğe doğru sıraladık değil mi? Bir de altına ben küçükten büyüğe doğru sıralamış. Ben de büyükten küçüğe doğru sıralayacağım. Yani en büyük sayımız 12. Her rakamın altına gelecek. 12'yi yazdım, 10'u yazdım, 8'i yazdım, 6'yı yazdım, 4'ü yazdım ve 2'yi yazdım. Dikkat et lütfen buraya. Şimdi biz bu ikişer ikişer sayıları toplayalım. Burası ne olur? 14 olur. Formülü de açıklamak istiyorum size. Bakın burası da 14 olur. Burası da 14 olur. Bu sayı da yine 14 olur. 10 ile 4'ün toplamı da yine 14 olur. Bu ikisinin de toplamı 14 olur. Şimdi kaç tane 14 var burada sevgili öğrenciler? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 14 var. 14 ile 6'yı çarparsam dikkat et. 6 kere 4, 24'ün 4'ü elde var 2. 6 kere 1, 6. 2 de elde 8 eder. 84 bulduk. Şimdi biz burada hani hepsinin toplamı 14 ya. Biz burada 2 tane 2'yi topladık. Dikkat ediyorsan da. Birinci 2'miz, ikinci 2'miz. Biz burada 2 tane 4'ü topladık sevgili öğrenciler. Biz burada 2 tane 6'yı topladık. Biz burada 2 tane 8'i topladık. Biz burada 2 tane 10'u topladık. Biz burada 2 tane 12 toplayıp 84'ü bulduk. Halbuki benden 2 tanelerinin toplamını istemiyor. Benden birer tanelerin toplamını istiyor. Bir tane 2'nin, bir tane 4'ün, bir tane 6'nın, bir tane 8'in, bir tane 10'un, bir tane 12'nin toplamını istiyor. 84'ün ikili toplamları 84 ise 84'ü 2'ye bölerek 2'den 12'ye kadar ardışık çift sayıların toplamını bulabilirim. 8'de 2 4 kere var. 4 kere 2 8 çıkarttım 0. 4'ü aşağı indirdim. 4'te 2 2 kere var. 2 kere 2 4 eder. Çıkarttım ve 0'ı buldum. Demek ki 2'den 12'ye kadar olan burada çift sayıların toplamı 42 eder. Bunu nasıl yaptım? Eğer ortadaki sayı bulsaydım direkt sayı adediyle çarpabilirdim. Ama burada ortadaki sayı yok. Yani 6 diyorum olmuyor. 8 diyorum olmuyor. O zaman bizim buradaki formülü kullanmamız gerekiyor. Şimdi bu açıklamayı yaptıktan sonra gelelim formülümüze. Ne yaptık? İlk sayı ve son sayı. İlk sayımız nedir? 2'den 12'ye kadar olan sayılarda ilk sayımız 2. Son sayımız nedir? 12. Bu ikisini topladı. Biz zaten onu yapmadık mı? 2 ile 12'yi topladık ve 14'ü bulduk değil mi? İkisini topladım 14. Sonra çarpacağım sayı adediyle. Kaç tane sayı var? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 sayı yok ha. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı. Burada 6 tane sayı var. 14'te de sayı adedi olan 6'yı çarpıyorum 84 ediyor. Sonra ne dedik? Bunu 2'ye bölmen gerekiyor. 84'ü de 2'ye bölerek 42'yi bulabilirim. İlk sayı artı son sayı çarpı sayı adedi bölü 2. Bu şekilde de eğer ortancası olmayan sayılar olursa bu şekilde de bu formülle de yararlanarak çözebilir bulabilirsiniz. Yine bu sayıların toplamıyla ilgili bir örnek, bir yöntem daha göstermek istiyorum. Şimdi burada ortanca sayı yok değil mi? Çünkü 6 tane sayı olursa, 8 olursa, 10 olursa, 2 sayı olursa ortanca sayıyı bulamazsın.
Bu durumda da şöyle bir yöntem de kullanabilirsin. Baştaki ya da sondaki sayı çıkartabilirsin. Hiç fark etmez. İster 2'yi çıkar, ister 12'yi çıkar. Hiç fark etmez sevgili öğrenci. 2'yi çıkartalım. Hatta her ikisini de çıkartıp yapalım sevgili öğrenciler. 2'yi çıkartalım. 2 kenarda kalsın. Bak şu anda verilen sayıların ortanca oldu. 8 bu 4, 6, 8, 10 ve 12'nin ortanca sayısıdır. Kaç tane sayı var burada? 5 tane. 8 ile 5'i çarptım. 40'ı buldum. Bu 5 tane sayının toplamı. 2'yi de çıkartmıştık oradan. Üzerine de 2'yi ekleyip toplamını 42 olarak bulabilirim. Ya da 2'yi çıkartmayayım. Hani ortancaları yoktu zaten bunların. 2'yi çıkartmayayım. 12'yi çıkartayım. 12 kenarda kalsın. Bu sefer ortanca sayımız hangisi oluyor? 6 oluyor değil mi? 6 ile sayı adedini çarpacağım. Kaç tane sayı var? 5 tane sayı kaldı burada. 6 ile 5'i çarptım sevgili öğrencim. 30'u buldum. 30'da da hani çıkartmıştım ya 12'yi. 30'da da çıkartmış olduğum 12'yi de eklersem 42 sonucuna bu şekilde de bu şekilde de ulaşabilirim. Çocuklar ortanca sayıyı çarparak bulabilirsiniz. Ortanca sayısı yok. Baştan sondan sayı çıkartabilir bulabilirsiniz. Baştan sondan da çıkartmak istemedin. Çok basit. İlk sayıyla son sayıyı toplarsın. Sayı adediyle çarparsın. 2'ye böldüğün zaman yine sonuca ulaşabilirsin. Formül soruyu yapmak için bir anahtar gibidir sevgili öğrencim. Soru ne kadar zor olursa olsun formülü uyguladığın zaman soru kolaylaşır. Soru kilitli bir kapının anahtarı gibidir sevgili öğrencilerim. 1 artı 2 artı 3 artı 4 diye gidiyor artı nokta 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 nokta. 97 artı 98 artı 99 artı 100. Ne demek bu? Tabii bütün birden 100'e kadar olan sayıları yazacak halimiz yok. Baştan 4, sondan 4 yazdık. Birden 100'e kadar olan sayıların toplamını istiyor. İşte sana formül. Formül elimde olduktan sonra çok basit. Ne diyor? İlk sayıyla son sayıyı topla. İlk sayı 1, son sayı 100. Son sayımız 100, ilk sayımız 1. Hemen ikisini topluyorum. 101 etti. Sonra bunu sayı adediyle çarp. Kaç tane sayı var 1'den 100'e kadar? 100 tane. 101'i hemen 100'le çarpıyorum. Bir sayı 100'le çarpmak için ne yapıyorduk? 101'i yazar, yanına 2 tane 0'ı eklerim. Sonra 10.100 çıktı. Sonra diyor ki bunu 2'ye böl diyor. Tamam, onu da 2'ye böleyim. 10.100'ü 2'ye böleceğim. 10.000'in yarısı 5.000. 100'ün yarısı 50. İşlem sonucu 5.050 olur sevgili öğrenciler. Bakın 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını formül sayesinde bu sayıdan yaptık. Ardışık sayıları gördük. Ardışık tek sayıları gördük. Ardışık çift sayıları gördük sevgili öğrenciler. Beşerli, altışarlı, yedişerli ardışık sayılar da vardır. Bakın burada beşerli ardışık sayı var. 5, 10, 15, 20, 25. Aynı sıra içerisinde, düzen içerisinde artması gerekiyor. Bunu da yapabilirim. Ortanca sayımız belli değil mi burada? Ortanca sayımız nedir burada? 15 değil mi? Ortanca sayıyla sayı adedi. Kaç tane sayı var burada bakalım. Birinci sayımız, ikinci sayımız, üçüncü sayımız, dördüncü sayımız ve beşinci sayımız. Ortanca sayıyla 5'i çarparak da sonuca ulaşabiliriz. 5 kere 5, 25. Elde var 2. 5 kere 1, 5. 2 de elde 75 eder. İstersen formülü deneyelim. Formülle de çözebilirsin. Hiç sorun değil. İlk sayı artı son sayı. Çocuklar ilk sayı 5. Son sayı 25. Bu ikisini topla diyor bana. Topladım 30 eder. Sayı adediyle çarp. Kaç tane sayı var burada? 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı var. 30'da 5'i çarptım. 150'yi buldum. Sonra diyor ki 2'ye böl diyor. 150'yi 2'ye böler. 150'nin yarısı 75. 75 sonucuna bu şekilde de ulaşabilirim. 30, 31, 32, 33, 34. Kaç terim var sevgili öğrencilerim burada? Burada 5 tane terim var. Ortanca terim hangisi? Ortanca terimin solunda ve sağında eşit sayıların olması gerekiyor. Sağında da 2 tane sayı var. Solunda da 2 tane sayı var. Ortanca terim 32. 5 tane sayı varsa 32 ile 5'i çarpıp bunların toplamını bulabilirim. 5 kere 2 onun 0'ı. Elde var 1. 5 kere 3 15. 1 ile elde 16. 160. 53, 54, 55, 56 ve 57'yi toplamamızı istiyor. Ortaya da şöyle artı işaretlerini koyalım ki soru tam amacına ulaşsın değil mi? Ortanca sayımız belli sevgili öğrenciler. 55 burada. Artık öğrendik biz bunu. 55 ile hemen kaçı çarpıyorum? 5 tane sayı var. 55 ile 5'i çarpıp ardışık sayılarla toplamayı kısa yoldan bulabiliriz. 5 kere 5 25'in 5'i elde var. 2. 5 kere 5 15 2 de elde 17 eder. İstersen formülle yap. Formülle de yaparız. Hiç sıkıntı değil. İlk sayı artı son sayı. 53 ilk sayımız. 57 son sayımız. İkisini topla diyor. Topladım 110 etti sevgili öğrencim. Bunu sayı adediyle çarp diyor.
Bu arada buraya 275 yazmamız gerekiyor. Evet. 110'u sayı adediyle çarpacağım. 5 tane sayı var orada. 110 ile 5'i çarparsam 550 eder sevgili öğrencim. 550'yi de 2'ye bölersem 275 sonucuna ulaşabilirim. İster formülle git, ister ortadaki sayı çarp. Değişen bir şey yok. Ardışık tek sayılarımız var burada da. Aynı mantık. 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45. Ortanca sayımız var mı? Var. Varsa daha kolay yaparsın. Yoksa formülümüz var. İlk sayı artı son sayı çarpı sayı adedi bölü 2. Ortanca sayımız var burada. 39. Direkt burada 39'la kaç tane sayı vardı? 7. 39'da 7'yi çarparak sonuca ulaşabilirim. 9 kere 7 63'ün 3'ü elde var. 6, 7 kere 3 21, 6 da elde 27. İnanmayan toplasın baksın. Bu şekilde sayılarımıza baktığımız zaman 33'ü, 35, 37, 39, 41, 43'ü toplamamı istiyor benden. Şimdi baktığın zaman 37'ye eğer ortanca dersen olmadı değil mi? 39'a dersen bu da olmadı. Burada ortanca yok. Ortanca olmasın. Çok kolay. Bizim bir formülümüz var değil mi? Her türlü kilitli kapıyı açabilirim bu formülle. İlk sayı artı son sayı. İlk sayı 33. İkinci sayı yani son sayı da 43. Bu ikisini topla diyor bize. 76 eder. Sayı adediyle çarp. Kaç tane sayı var burada? 6 tane. 6 kere 6 36'nın 6'sı elde var. 3. 7 kere 6 42. 3 de elde 45. Sonra da ne diyor? 2'ye böl diyor. 456'yı 2'ye bölüyorum. 4'te 2 2 kere var. 2 kere 2 4 eder çıkarttım 0. 5'te 2 2 kere var. 2 kere 2 4 eder çıkarttım 1. 16'da 2 8 kere var. 8 kere 2 16 eder çıkarttım 0'ı bulurum. 228 eder. 14'ten 22'ye kadar olan sayıları toplamamı istiyor benden. Sayı adedine bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sayı adedi tekse, 3'se, 5'se, 7'se, 9'sa, 11'se, 13'se bu sayılar arasında ortanca sayı vardır sevgili hocam. Ama 6'ysa, 8'se, 10'sa ortanca sayı bulunmaz bunlara değil mi? Ortanca sayımız nedir burada? 18 değil mi? Ortanca sayı işaretledikten sonra sağına ve soluna bak sevgili öğrenci. Sağında kaç tane sayı var? 4 tane. Solunda da 4 tane sayının olması gerekiyor. 18 de burada ortanca sayımız. Ortanca sayımız 18, sayı adedi 9. Ortanca sayıyla direkt 9'u çarpman yeterli. 9 kere 8 72'nin ikisi elde var. 7, 9 kere 1 9, 7 de elde 16 eder. 162 işlem sonucu. 200, 300, 400, 500, 600. Ardışık sayıdır bunlar da. Yüzerli ardışık sayıdır. Yüzer yüzer artan ardışık sayıdır sevgili öğrenci. O zaman kuralımızı bunda da uygulayabiliriz. Ortanca sayımız 400 değil mi? Ortanca sayıyla sayı adedini çarp. Kaç tane sayı var burada? 5 tane. 400 ile 5'i çarpacağım. 5 kere 4 20. 2 de 0'ını ekler 2000'i bulabilirim. Sevgili öğrenciler bazen soruyu tersten verir. 5 ardışık sayının toplamını vermiş. Bu sayıları bulalım diyor bize. Bakalım. Bu sayılar birinci sayımız, en küçük sayı yani. İkinci sayımız, üçüncü sayımız, dördüncü sayımız, beşinci sayımız. Şimdi 5 tane sayının toplamı, ardışık sayının toplamı 40'tır. Kural neydi? Ortanca ile sayı adedi. Kaç tane sayı var? 5. Ortanca ile 5'i çarpınca sayının toplamını buluyorduk. Sayının toplamı da 40 mı? O zaman şuna çıkmak gerekiyor burada. 40'ı ben 5'e bölersem ortanca sayıyı bulabilirim. 40'ta 5, 8 kere var. Hemen yazalım buraya. Ortanca sayıyı bulduk. 4 numaralı sayı 1 eklerim. Ardışık değil mi bunlar? Birer birer artıyor. 8'e 1 eklerim. 4 numaralı sayı bulurum. Bir daha eklerim. 9'a 5 numaralı sayı bulurum. Geriye doğru gidiyorsun. Unutma sayıları küçültmen gerekiyor. Ortancayı 8 olarak buldun. 2 numaralı sayıyı. Sayılar küçülüyor. Dikkat et. Sayıyı bulmak için 1 çıkartırsın. 7'yi bulursun. Bir daha çıkartırsın, 6'yı bulursun. İşte sana 1'den 5'e kadar, en küçüğünden en büyüğüne kadar 6, 7, 8, 9 ve 10 olur. Bir diğer sorumuz. Ardışık 5 tek sayının toplamı 215'tir. Bu sayılar hangileridir diyor. Şimdi sevgili öğrenciler tek sayı derken tek sayıların ikişer ikişer arttığını unutmayın. Mesela sorudan bağımsız 1, 3, 5, 7, 9. Bak ardışık 5 tek sayı mesela bunlar. Değil mi? 3 birden kaç fazla? 2 fazla. 5 3'ten 2 fazla. 7 5'ten 2 fazla. 9 7'den 2 fazla. Bu şimdi silelim, gelelim buraya. Neydi kuralımız sevgili öğrenciler? Ortanca sayı vardı bize. Ortanca sayı. Ortanca sayıyı sayı adediyle çarpınca.
Sayı adedi 5. Ortanca sayıyla 5'i çarpınca sayının toplamını bulurum. Sayının toplamı da 215. Çarpma işleminde verilmeyen çarpanı bulmaz sevgili öğrencim. Ne yapıyorum? 215'i 5'e böleceğim değil mi? 215'i hemen 5'e bölüyorum. 21'i de 5. 4 kere var. 4 kere 5 20 eder. Çıkarttım 1. 15 de 5. 3 kere var. 3 kere 5 15 eder. Çıkarttım ve 0'ı buldum. Birinci sıradaki sayımız, ikinci sıradaki sayımız orta diyelim buna. Bunun da 3 numaralı sayı olduğunu lütfen unutma. Dördüncü sırada sayımız, beşinci sıradaki sayımız. Neyi bulduk biz bölmeyle birlikte? Ortanca sayıyı bulduk. Yazalım yerine. Ortanca sayımız 43. Bunların tek sayı olduğunu lütfen unutma. 43, ikişer ikişer artması gerekiyor. Bir büyüğü 45 olur. Bir büyüğü 47 olur. Bir küçüğü 41 olur. Bir daha küçüğü 39 olur. Demek ki bu sayılar 39, 41, 43, 45 ve 47'dir. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Tek sayı diyor, çift sayı diyor. Bölme işlemini yaptım. Ortanca sayı buldum. Tamam. Küçüğü ya da büyüğü bulurken sırayla ikişer ikişer azaltman ya da büyüğü bulurken ikişer ikişer arttırman gerekiyor sevgili öğrencim.